Arkadaşlar selam. Saçım biraz ağrıyor. Bu arada ben kusura bakmayın ama bunu bu arada kaç gün çekiyor bilmiyorum. Dün Beşiktaş çarşısına stokları aldım. Çok istiyorum bayağı. Aslında da bulamadım, almamıştım. Instagram kanalda takbedenler biliyor. 9 çek stoka şöyle. 25 lira. Bir tane 50 lira. Şimdi şunu takacağım. Şurada şöyle bir şey var. Bir tişörtümü giydim. Şöyle saçımı biraz tarayıp ondan sonra takacağım yani. Böyle bir şeyler anlatacaktım. Ya da şimdi anlatabilirim. Ya da kanalı konuşmayı koyabilirim bilmiyorum. Şey yapacağım, bir saçımın başımı bir şeyleri toplayıp geri vereyim. Arkadaşlar şimdi hazırım. Makyajımı yaptım. Şöyle göstereyim. Rozuşladım. Biraz parçalıyorum. Biraz ucunda aynen çektim. Önce şimdi taksi bekliyoruz. Öyle. Göstermek istedim kendimi. Bugün nereye gideceğiz? Gideceksiniz diye soracak olursanız Kadıköy karşı tarafa gideceğiz. Şu an Şişli Gayrettepe civarındayız. Yeniçeri Kuyu tarafındayız. Öyle yani. Bakalım Balkan'ın kalkanları yapacağız. Gideceğiz onu. Öyle yani. Umarım beğenirsiniz. Sana da belki en önüne falan geçebiliriz diye düşünüyorum. Sana sana çağırdım. Öyle. Öpüyorum. Siz şimdiden görüşürüz artık. Arkadaşlar bir bankacım dışarı göstereyim. 50 kere göstermezsem olmaz biliyorsunuz. Şöyle ama üstüne yapmışım. Şimdi çakma çıkarmıyorum. Daha sonra ince sürü bile konu falan. Öyle. Annem bekliyor şu anda. O da emek süre taksiye gelmek üzere. Benim de geldim. Beni mi arıyorsun yukarıda? Ben buradayım. Nasıl seni yukarıda odada arıyorum. Acaba oradan mı? Oradan çok güzel. Teşekkür ederim ama şey sonuçta. Öyle. Ah, şuna çok ağrı. Ne? Pencere bu arada kapatayım, hadi açılıyorum. Şu binanın büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Ay, çok fazla. Başa bakar mısınız? Vay be. Bence çok gerekli böyle kadar büyük bir bina. Değişik. Bu arada bir kadar yüksek bina var arkadaşlar. Şey değil mi yani? Doğru. En fazla benim mesela tüm yerde ve ailemde oturacağım bir yerde. 5 katı tam büyük olması lazım. Nasıl taksiyonu? Arkadaşlar şimdi Kadıköy'den Beşiktaş sitesine oraya geldik. Tam da herhalde birazdan da kalkacak. Olabilir şu anda. Kalabalık şu anda bile kalabalık. Şu an biri kaçıyor sağa. Öyle. Anne burası değil miydi? Ne yapıyorsun? Bilet mi alacaksın? Aa, burası değilmiş arkadaşlar. Ha şey Okan'da değil mi? Ben hatırlıyorum, onlar yapmışlar. Güzel. Sağ ol, çok güzel. Çok güzel yaparsınız. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın en güzel şeylerden biri İstanbul. Biri de canım memleketim Antakya. Hiçbir şey kalmasa bile dünyada böyle iki elimin iki ayağımın üzerinde olması da en güzel olması yerlerden biri şu anda. Bir Antakya zaten inşallah şu anda olmasa da diğeri de İstanbul'da olur. Şey yani. Umarım olur yani. Video çekmekten geç kalan ben. Hiç beklemiyorlar daha. Arkadaşlar bu arada İstanbul falan diyorum ama taksiye bindik. Taksiye gidiyor abi yani abi falan. Şey diyor ki abi arasını işte konuşuyoruz. Biz Antakya'dayız, İzmir'deydik. Hem o şey sırasında hem orada yaşıyorduk şu anda yani genellikle. Genellikle zaman içerisinde. Dedi ki abla siz yanlış yerdesiniz. Biz buradan diyor kaçmaya çalışıyoruz falan. Sinirim bozuldu ya. Gerçekten üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Allah korusun diyorum ama. Çok güzel ama ya İstanbul gerçekten. İşte şurada da yakında göstereyim. Bu arada bayağı varmış galiba daha developer bilmesine. Allah korusun diyorum. Buraya değil yani sadece her yere. Neyse bu konuda çok konuşmak istemiyorum bu videoda. Çünkü biraz daha İstanbul bir şey. Orada gezi tatil video oldu. Biz fazla yani. En sevdiğim yerde.
muhabbetlerine. Güzel bir blog. O yüzden çok o negatif şeyler konuşmak istemiyorum ama öyle böyle ufak şeyler de bana gerekiyor. Sadece denizi çekiyor. İşte bak bunu çek tekneye ya da çek değil. Öyle. Şimdi size manzara göstereyim yakından. Arkadaşlar çok Kadıköy vapuru bu şekilde bayağı eski ama güzel. Nasıl anne? Çok güzel. Ben ne anlatayım buraya geldim, ne farklı hissediyorum. İkinci evim hissediyorum. Ya da neyse oturdu annem anlatsın. Çok farklı hissediyorum. Kadıköy'e gelince neler hissediyorsun? Aa bakalım. Ben böyle farklı ikinci evim gibi hissedim burayı. Ben de geçmişteki güzel anılarımı, sonunda kötü anılarımı, eşimi, herkesi, her noktada burada anılarımız var. Evet. Erdal Beyli. Ya arkadaşlar şimdi Kadıköy'e geldim. Bir şey anlatayım. Ya buraya geldiğimde sevincim, mutluluğum, geçmişte yaşadığım çok güzel günler. Eşimle birlikte buraların her noktasının anısı var bende. Öncesi, sonrası, en başı çok güzeldi, en sonu maalesef çok kötü bir şekilde bitti. Çünkü eşim hastalandı ve buraya onu aramak için İstanbul'lara geldim. O kısmı hayatımda resetlemek istiyorum. Böyle bir şey yok. Hastalık süreci. Hastalık süreci geçirdi. Öncesi mutluluktan uçuyorduk bu yollarda. Ama sonunda hastalık ve ailece yapılan bana yanlışlar hala travma gibi kafamın bir noktasında. Bak şu an buraya geldim. Hem mutluluğumu hissetmek istiyorum. Hem o geçen en son bana yapılan yanlışları sabote etmek istiyorum.
Maalesef. Şimdi benim elimden rastman alınan, İstanbul'daki umutluluk anası elimden cebren alınan, kasten alınan yere gidip onu görmek istiyorum. Asla unutmayacağım şeyler yaşadım ben o evde. Asla ve asla. Teşekkür ederim. Size değil de ben bu kadar şey söyleyeceğini asla tahmin etmiyordum. Niye? Kötü bir şey mi söyledim? Hakaret mi ettim? Yok. Aynen. Ya daha sana söyle bana, ben bütün videoyu da söyledi bir şey var arkadaşlar. Benim mevzularımız bulunmaktayız ama ben etrafı gösterip biraz fotoğrafı dağıtırım. Çünkü annem basın öncüsü bir patlattı bombayı. Ben neyse, burada var ya. Gerçekler yani. Çok bazen sosyal medyada söylenmiyor ama aslında söylenmesi de lazım. Çünkü herkes çok farklı biliyor, çok farklı tanıyor. Hiç kimse gördüğünüz gibi değil. Yani her şey paylaşılmıyor bazen ama bazen her şeyde paylaşılması da gerekiyor. Videoda. Aa. Dizi oldu benim hayatım. İstersen dizi yapalım. Sen dizi misin? Göstür. Hadi sen bir göstür arkadaşlar. Ama aslında gerçek İstanbul burası. Burada her yeri açtırırsan buralar daha farklı bir zaman diye. Ha? Daha sakin. Değil mi? Güzel bence. Oraya ne olmuştur acaba? Fenerbahçe'de bu arada o dediğimize. Hatta bir yere kuaför olmuştu. Kuaför salonu olmuştu. Göztepe mi? Fenerbahçe dedin. Fener yolu. Fener yolu. Bak evin. Göztepe Fener yolu mahallesi. Ayağına bak. Apartmanın ismini de unuttum. Ama orası kanser döşeme. Ben unuturum onu, unutmam. Oradaki yaşadığım hem mutluluğu hem bana yapılan hakaretleri asla ve sana geçelim. İlk kadar unutmam. Çekil. Çekil çekil açık. Neyse. Sabah sarkış mı var şeyde? Başka yer mi yok İstanbul'da? Starbucks'ta ne? Bu aşırı, bu aşırı. Aşırı değil, başka yerler de var canım. Sen isteyin. Adam iyi. Anne niye kalasın kanka? Ben kısa söylüyorsun zannettim. Anne sen başka bir şey anlatıyordun aşağı. Ha? Anne çok uzak, böyle şeyler anlatmaz mısın daha? Çok net alim önlerine fark etsin bu videoları. Boşver, çok güzel. Buradaki her nokta anılarını taze ediyor. Tamam, ben az önce şeyi sordum sana. Işık şeyini. Ha, o ışıkta her saniye lütfen yeşil ışığı bekleyiniz. Lütfen yeşil ışığı bekleyiniz. Ya sabah değiliz dedim ya, anladık, sus artık dedim, düğmesine basın, devam edin lütfen. Bekleyiniz. Kendi gibi salak zannediyor herkes. Bir kere de anlayabiliyordum. Starbucks. 2004-2006 yılında, 1988 yılında burada Starbucks yoktu. Mesela burayı çok değişmiş. 2006-2007'de de yoktu. Yoktu. Viyana kahvesi yoktu. Burası daha böyle çarşı modelindeydi. Ama şimdi daha farklı olmuş. Boş ver. İstanbul gelişiyor yani. Diyorum size. Gerçekten. Antakya'da da el gelişmez. Zahmet olmazsa. İstanbul'da gelişmez. Kim gelişir? Ay. Ne maçıldı beni. Ben burada çok konuşmak istiyorum. Konuşan da biraz daha konuş. İstediğin yerlerde kesip atabilirsin. Ben sizinle deyince ya da üzülünce çok konuşurum ya, biliyorsun. Ama sonra bana koyduktan sonra ay şurayı kes deme. Artık sonra tam göstereyim size. Arkadaşlar dörtlere bakar mısınız? Bizden dediğimiz sudan mı? McLaren mi? McLaren. Berlin. Vay be. Çok güzel görünüyorsunuz. Şükürt olsun. Bayağı iyi. Burası da terasmış. Ekspres olan farmı. Ali Muhittin Hacı Bekir. Ben bedemde değmiştim. İkram etmişti. Dediği yer mi? Bayağı. Sıfırbesi. Esas Fatih'te Aksaray'da. Öncü katkını var. Benim dediğim her... Anne? Arkadaşlar İstanbul meşhur pastanelerinden biri, divandan sonra Bayda. Anneme diyordum burada mı yapsa pastayı diye, ama orası da güzel tabi. Benim dediğim meşhur pastane burası bu arada, Bayla. İstanbul'da. Ha. Çok Bayla, bayağı tarihi kaç yıldan beri. Öncü de varmış burada. Birçok yer var ama mesela, çok böyle lüks yerler de var. Şöyle göstereyim etrafı. Çarşı burası. Yukarıya doğru. Alt yola çıkılır. Aslında daha oradan da aşağı inersin. Görmediğimiz daha falan. Evet. Eve. Burada hayatımda bir kere bir şey aldım. Eve ilk defa... Ha bir şey anlatacağım anne. Eve iletmiştim bir kere arkadaşlar, tamam mı? Şu mikilir makyaj temizliğinin suyu aldım böyle. Şu yağ bazlı. Sarı öyle garniyelim. Sonra ne oldu? Hatta bir yere kalırsan eşit olur. Alsancak da boğuluyor. Çok çok şeker ama.
şey oldu. Ha, patladı. Kapağı kırıkmış ama. Daha aldığımda fark ettim. Ay sonra değiştirdim. Özgünler de böyle gıcıklık yaptılar ki yani bir dakika falan geçmemiş üstünden. O zamandan beri gıcık oldum ama daha sonra geçtim bu arada. Anne diye eve falan geçmedim. Yani. Evet, bu da olan bir şey değil yani. Öylesine sorayım. Ama bak şey aldım. Pahalı bu arada. Niye? Ya, benim telefon da dokundu. Bağlı geçmiş ama şey lüks mağaza falan açtım. Şöyle göstereyim genel itibariyle. Skechers var. Pure Super Step var. Şurada Atos'un var. Bu da aşağı görünümü. Öyle. Mantıklı. Arkadaşlar bir tane daha böyle güzel bir küçük bir toka buldum. Göstereyim. Ama şöyle tabii ki daha iyi. Şöyle şey yapalım. Yine lüks çekme. Evet, bunu yine aşağıya. Farklı bu model daha farklı. 3 tane lüks çekme tokam oldu. Bazı tane bunlarda. Ha bu arada eve şeyler gelmiş. Şu büyük kilitleri, su şeyleri var ya. Tutarmışlara. Matara da. Neden öyle biliyorum. Su matarası. Öyle. Şimdi Gusto'ya arıyoruz. Hemen Gusto'ya gidecek. Sonra bir yer yapacağız. Belki moda tarafına falan gideriz dedik. Buralar bu arada sakin yani. Sevdim burayı. Gusto'yu bulduk arkadaşlar. Şurada. Annem ağır tuttu. Ama canlı tuttu. Ah, yoruldum ya. Atışan size alayım. Bilmiyorum dışarı çıkınca. Özellikle böyle karşıdan falan geldiğim için ben hemen böyle bir yere oturup hani bir şeyler içmesem de dinlenmek istiyorum, böyle yoruluyorum. Bankta var, bankada geçebilirim. Bir yere oturuyorum. Çünkü böyle birinin yanında oturmayı sevmiyorum. Böyle daha kuru yerlerde. Bu arada penguen tabii kafa varmış şurada. Hadi bu benim kitaptan var. Şurası aslında ben geçebilirim. Anne! Yan tarafta bir penguen tepe bir kafe var, oraya geçiyorum. Ne mi yapacağım? Bir şey soracağım anne. Ne yapacağım? Hani bu meşhur soruları. Çünkü mesela ne yapıyorsun? Bir şey gördüm. Ne yapıyorsun diyor. Ben güzel olacağım. Ne yapacağım? Kitapçıda ne yapacağım? Kitap bakacağım. Eğer bunu soracağım. Şu Urban Psikolog Etra Ezmeci biliyor musunuz? Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Kitabı var ve sürekli şey yapıyor. Görüyorum beni neler sevmediğinden ne diye. Evet, annem beni sevdi ama onun için yine merak ediyorum. Herkes paylaşıyor, şey yapıyor falan. Bilmiyorum. Bir de Gülsem Bölge Oğlu'nun hayatının sesi kitabı var. Şöyle göstereyim size. Gülsem'in mi? Gülsem'in hemen yanında sanki arkadaşım gibi. Gülsem Bölge Oğlu Hocamızın hayatının sesi kitabı var. Güzel gibi duruyor. Kendisi bayılıyorum yani. Tamam önce bir İstanbul'da kalırsın. Çok severek takip ediyorum. Gerçi daha yeni takip etmeye başladım ama hani genelde hani selamı takip ediyorum ama yani YouTube'da falan çok izlemeyi seviyorum videolarını. Bu hocam da kız almıştım. Şunu. Ve sanat kitabı vardı. Ben kitabı var mı merak ediyorum, ama bakmak istiyorum, ben başka bir kitap soracağım şimdi. Çünkü. Ben kitabı bakıyorsun diye soracak olursanız, yaşar günler gece bir tanışsızdır diye etsem, bunu getirirsem. Onun diyet hakkında her şeyin öyle bir kitabı vardı. Ona bakıyorum ama kaldırdım, şu anlamadım. Onu soracağım. Çok güzel kokuyor bu arada, boya falan. Ya bu kısa böyle bir kişisel gelişim var. Burada da yer olarak ben çok zor oluyor. Öyle bir saç baba. Burada da yedim. Soruyordum tam, sordum tam. Nefis Türk kitabı varmış. Ben çok gittim ya buraya. Oraya bakın dedi. 150 metre ileride dedi. İnkılap kitabını da görüyormuş ama orada oradan bakabiliyormuş ama. Ne oldu? Burada da yok. Nefis Türk kitabı diye bir yer varmış. 150 metre ileride. İnkılap kitabı da var görünüyormuş. Onlar getirebilir falan dedi ama onu sürer dedi. Onun burada olsun dedi. Adam bana anlatıyor. Sanki İstanbul'da yaşıyormuşum bu her yeri. Dedim tam var. Ama çok çalışanlar çok düzgün yancı oluyor hemen. Yoktum, ben bir tasarım mağazası var. Dedim, size sakal olmadığı için sözümü vermiyorum. Dedim dava. Nasıl? Nasıl? Aa, şu fügetin sözünü dinleseniz. Aa, çok güzel çekilmiş, hoşlar çekilmiş.
arkadaşlar arabanın tadına bakar mısınız? Arkadaşlar bunlara geldik. Ring çok güzeldi ya, çok tatlı. Burası da İstanbul Kalesi falan olacağı şu an. Sahileneceğiz. Annem diyor ki içinde mi oturalım? Yoksa inelim mi? Yoksa modayı gördük, hadi tamam mı diyor. Hadi ben şuraya yer sokağı falan var mesela şu tarafta. Allah'ım ya, İstanbul çok güzel ya. Ve hayran oluyorsun. Hayran gördükçe. Gerçekten. Varmamış canım, o kadar suç istiyor ki. Ben bilmiyorum burada neredeyse var. Şu kafam var ama o yüzden de var yani. Farklı. Ben internette modada falan böyle şey görüyordum. Hamburger, mantı falan, o tarz şeyler var ama daha çok böyle bomba falan. Tarz şeyler falan da var. Böyle bir şeyler demiştim ama. Bilmiyorum, hastayım da daha da tatlı istiyor canım arkadaşlar. Of, böyle bir manzara yok. Gerçekten. İnternette bir şeye baktık, annemin de yıl var önce bir yer varmış dondurma caddesi diye. Annemin modada da dondurma çok güzel yenir. 700 metreymiş. İstanbul'da yakın bir yer yok. 100 metre yok. Hep 700 metre, 8,5 metre. Ama gerçekten güzel, beğendim burayı. Ama İstanbul'da şunu anladım ben. Çok böyle hani bir yerlerde gezmek, hani İstanbul'da, hayır, bir yerlerde gezmek güzel ama hani İstanbul çok kalabalık bir şehir olduğu için bence İstanbullular, yani İstanbul'da yaşayanlar böyle izole bir yerleri tercih ediyor. Çünkü bebek değil. Bir adamın çantası değil. Biraz da kafa dinlemelik bir yerleri bence gezmek lazım. Bir yerleri görmek istediğin zamanda da. Yani tutup 300 kişilik, 500 kişilik yerde oturmak. Bilmiyorum. Ben mesela çok sevmem aşırı böyle falan. Aa, hani. Şurası mı? Barış Manço kültür merkezi diyor ama. Aa. Bilmiyordum. Vay be yani. Güzelmiş. Barış Manço Kültür Merkezi evine kültür merkezi yapmış arkadaşlar. Kendim ev falan yazmıyor. Bir şey yola bakın ya. Gerçekten insan ruhu dinleniyor. Bu tarafı ben biraz ondan dolayı da bu tarafı ben ondan dolayı da sevdim. Böyle sakin falan. Hani fena değil ama. Şuradan mesela. İstanbul'da oturmak isterim ben. Burada da bir iş yerim olsun isterim. Bir de ya da ofisim olsun isterim. Sen de evin olsun istersin ben de. Şurası mesela çok güzel. Biraz da böyle gül gölgeli bir apartman mesela isterim. Akevler tarzında. Biraz da tarih eski isterim. Yani fotoğraf çekiyorum, kapandı, yaklaştırdım derken ama gerçekten güzel yani. Kızlar tatlı sevmeye yetişmeye çalışıyor. Hayat İstanbul'da böyle. Ay bak her şey çok tatlı yani. İstanbul'u ben dolduruyorum. Biz yürüyerek gittik. Aslında oradan buraya bir inmeyecektik. Anladın mı? Boşuna yürüyorsun şimdi. Bununla geziliyor, tramvayla. Geziliyor ama bir yerde oturup çarpmaktan sonra tramvayı dondurma mı getiriyorlar? Hani Ali Usta'yı mı söylüyorlar? Şu yoktaya bakar mısınız ya? Şu tasarıma bakar mısınız? Şöyle Ali Usta'ya bakan yerine böyle diyorum. Wow, gerçekten bu. Bir tane. Bir tane ev sorduk. Giriş kaptı galiba ama dublet istiyor. Mekan. Şuraya bakar mısın anne? Şuraya. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar gözümü taktım. Gerçekten bayıldım. Ya valla İstanbul'da gerçekten mimar. Böyle şey, İstanbul'da şarkım yapmış bilmem buraya ama böyle formu şeyi falan çok güzel ve raporsuna sağlam duruyor yani. Bence çok güzel ama yapılmış. Estetik konu falan çok önemli böyle. Biz de yiyelim. Arkadaşlar ben böyle bir yerde oturmak isterim diyor annem. Bir baktı Hilton. Şey, otel yani. Ama güzel. Arkadaşlar dondurma caddesi sayılmaya çalışıyoruz ama bir amca sonra bizim iç amca. Şey dedi, taksiyle tepeye falan çıkmaz lazım. Burası slit varmış. Yani burası da buradaymış ama. O taraflara çıkın dedi taksiden falan.
de yapmıştır falan bir şey. Kebo. Hı? Karşıda. Kebo ya karşısı. Kafecin son. İster misiniz önce yemek yiyelim sonra? Dondurma. Bilmem olabilir. Ekmeği mi? Bal mı ekmeği istersen dönüşte yeriz. Kızım aşağı işte yürüye yürüye çıkıyorum burada hemen. Kebo mu? Kebo orada da var. Burası eski mi diyor Kadıköy Belediyesi? Şey ne diyeceğim? Biz annene mi vardık? Biz annene gittiğimiz dedi ya şey oğlan. Aa, biz boş boşuna da büyümüş olduk. Zaten bu Kadıköy Moda şey yan taraf bir şey değil mi? Ya şey oğlan Kadıköy'den izin karşıda Kebo dedi. E burası Moda değil o zaman. Şey aman Moda. Moda'yı gördük. Aa, Kebo var ama burada Kebo çok güzel dedi. Köfteci Yusuf var ama balık ekmek güzelse koş. Yani bence de. Ne diyorsun dondurmacı evet mi ayrı? Sen bilirsin. Ha gitmeyelim o zaman diyorsun. Karşıya mı geçelim diyorsun? Yok karşıya geçmeyelim. Biraz ötede şey var. Kahveler var. Balık ekmek var. Bakın tamam mı desteği? Sen balık ekmek yiyip ondan sonra ne yapacağız? Bakalım. Gidelim mi Yusuf? Aman. Yok Yusuf var orada ya. Dondurmacı diyelim. Sen bilirsin. Yani koş o istersen. Benim aklımda kalmaz. Yani. Balık bir yana kahvesine geçsek ben daha mutlu olurum. Bu dönüşte de. Tamam. Ya, güzel de yani bilmiyorum. Ama aç mısın şu an? Sen? Gel geçelim. Değişik olur. Orası güzel bir meşhur yer yani. Ya şurada taksi var. Yok. Aslında bu amca da bu. Amca. Burası eski değil artık. Bizim bildiğimiz yere. Aa. Boşu tutalım şimdi. Çoğuluk salak gibi. Gezi kaldı benim. Arkadaşlar İstanbul'da hayatımda bir para. İlk adım öteye bindi Green Sea'ye. Ben de insanlar keyfiyete de biniyor. Ona. Boşu taksi. Şuradan taksi el alsana. Melede çok alıp dükkanı var. Biz de canım. Melede çok alıp olacağız. Tabii dedim ya, şuna çikolata açacaksın da ben sonra durup bekler misin bize dediler. Ne demek dedim, ben de sana çikolata açacaksın, ben sizi beklemeyeceğim. Neyse, ben burada öyle şey yaptım işte, şu an yaptım dedim, dakika yaptım. Gittiler burada. Alışverişlerini yaptılar, ben bekliyorum. Aa, bir küçük bir paket de bana yapmışlar, böyle kalpli mavli böyle şeyler gönderdi. Ondan kız küçük de kıza getirdi. Ne güzel. Yoksa ters bir şey mi söyledilerse? Evet, ben de öyle zannettim. Tabii, ben böyle şaka yap, siz de zaten olayı çözdünüz zaten. Dediniz, bu estağfurullah, içerisi düşük. Estağfurullah, olur mu? Ne demek? Ben şey, Kadıköy aracıyım, burada da çalışıyorum. Çok güzel. Harika. Biz de Kadıköy'den, caddeden renk gezmek adına. Evet. Dedik ki biz hayır bilemedik, babaya gidelim, dondurmanın evine dedik. Yürüye yürüye dondurmacı ararken Kadıköy'e gelmişiz. İlk baştan bisküvili çirkin dondurma aldık. Meraç'tan bayağı iyi. Ben onu çok sevmiyorum dondurma ama İzmir'den beri bayağı sevmeye başladım ben de. Bir şey söyleyeyim sana. Dondurma güzel. Mekan çok güzel yani şey. Mekan. Ama bir Alaçatı Rumeli dondurması değil. Nasıl değil? Ne yapma? Yani İmre'nin, Lime'nin gibi değil. Hmm. Ama zaten ona buraya yiyorlar. Koyar mı? Arkadaşlar dondurmamızı yedik. Çok güzel oldu. Biraz güzeldi ama biraz az şekerli geldi bana. Baymadı ama güzel. Aa, dondurma şeyi aklıma geldi. Aa, şurada bakar mısınız? Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz telefon. Acaba şöyle göstereyim. Teyze bacaklarını okuyor. Çok beyaz. Oo, bakar mısınız? Şuradan güzel yine. Kere gittik geleceksin gerçekten. Baya güzel. Bu arada Antakya'dan çok sevdiğimiz biri var. İsmini vermeyeyim belki videonun bizde de rahatsız olabilirsin sefemesine. Onunla buluşacağız. Bir saat sonra ya da yarım saat sonra haberleşeceğiz. Burada anne babamın bu arada yediği bir dondurmacıydı yıllar önce. Onun için gelmek istedik. Ali dondurmacı meşhur. Anne babamın mutlusu maşallah oğlumun fotoğraf çekilirken. Çok güzel burası. Maşa oğlunla fotoğraf çekilirken böylesin. Bak böylesin. Beğenirken böylesin. Saray burnu. Hani ben senden daha iyi biliyorum. Merak etme İstanbul'u her konuda. Sen daha çok görmüş olabilirsin ama ben her yeri biliyorum. Canım. Öğrenin. Yok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Adam abi çekemedi. Türkiye'nin ilk butik sosisçisiymiş. Fiyatlar bir tık değişik ama. Açık oluyor. Çok tatlı. Onu da kalacağız. Tarif göstereyim biraz mı bunu?
Şimdi annemin yaptığı çalışmaya gidiyoruz. Bahsettim gibi. Alma dönmüş burası. Şam'a yakında Bahriye Caddesi'nde bir yer varmış. Tabii köyde oraya gidiyoruz. Böyle. Aman çıktım ya. Gerçekten dondurma pasta tatlı kahve içince birazdan kahve içeceğiz muhtemelen. Ay arkadaşlar, köpeğim ağından rica ediyorum. Yani köpeğinizi sıkıca bir tutun. Böyle bebek tutar gibi tutuyorlar. Ve hani korkan olabilir, korkan olabilir, saldırabilir birden. Ve mesela bazen küçük oluyor, bazen nasıl görsün, kasabilirsiniz. Yani biraz sıkıca tutun ya. Vallahi. Hani ben de şey yapayım ya, üstüne basan benim de yaşamada bulundurma diye. Hem de korkuyorum ayrı. Ne sanki şey, bir tane böyle küçük kızla elini tutuyormuş gibi bazıları tutuyor. Ooo, tam sebesinde bir yer var. Hastalara bakarsınız. Arkadaşlar, ölüyorum. Çok kötüyüm. Tamam, aşağıdaki taraftan ta Bahar İlalesi okusluğunun olduğu yere geldim. Bir yokuş. Size anlatamam. Çok fena. Arkadaşlar, şimdi de Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde sefer. Hastanesi'nden geçiyoruz. Bu arada aslında bir şeyler yiyebiliriz ya. Ama babu tipim ama bayağı şu an arkadaşlar böyle güzel. Şöyle tatlı sıralım biraz size. Arkadaşlar bizim o eski evin oraya doğru gidiyoruz annem. Ya yani inmedik orada. Sonra dedi annem inelim falan. Öyle. Neye bakacaksak onu bilmiyorum. Annem herhalde iç kaptan indir. Nasıl istiyorsun ne bileyim bilemiyorum. Öyle. Buralar ama çok güzel olmuş. Bu da sevgili ağaç. Bu da kulak kap bir yer var. Şöyle göstereyim. İnşallah anlık bina bile olsa. Burada eskiden bu arada aile eviydi yani. Kim İstanbul'a geliyorsa. Anne bu aile eviydi değil mi? Yani herkes kim geliyorsa o şekilde kalınabiliyordu. Şu an gösteriyorum o eve geldik. Efendim? Aklı sen eve verdim. Vallahi alırsanız şaşırma ama. Kalışıyor şu anda. Sonra rica ederim size. Ay maalesef başım çok kötü ağrıyor ya. Sabah akşam bir kişiden Kadıköy'e gidiyoruz. Kadıköy'deyiz. Şu an fena yollar okuyor. Üstüne böyle bir şeyler yemeye gideceğiz. Şampat diye düşünüyorum. Mesela aşkım var diye bilmiyorum ama. Böyle. Burada evi soğurdu ama ondan sonra alacağız. Bir şey sordum arkadaşlar. O yüzden şey yapayım. Kapat zorunda kaldım. Şöyle çabuk istedim. Bu ara herkese bir başarısı var. Bir şey bilmiyorum ama. İşte. Ama bence buralar da güzel. Tabii ki beş yaşlar biraz daha güzel ama daha yaşamak, daha sakin. Arkadaşlar bu meşhur ve bakmak için herhalde adım bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar adını göremedim ama galiba Kadıköy balık ekmekçisi yani köşede. Hatta karşısında yanmalı peynir ekmekçisi var, şöyle göstereyim. Bunun karşısında yer aldı şöyle bir yer. Öyle. Ne oldu? Saçma aldım bayağı açıktan, bayağı yiyorlar. Cam burası çok ağrıyor. Arkadaşlar. Çok kılçıksızdı. Arkadaşlar balık ekmeğimi bir yerde oynuyorum şu an. Arkadaşlar burada yıldırım ciğersi var. Şeker, kıyafet, sardım var. Kuyum dişler var. Burada turşucular var. Şöyle dönem bunu. Anneme diyorum bu defalı mesin. Bu arada böyle de buluştuk çaydan tansa mesela dedik. Beraber hatta benim doğum günü kutlu konuda. Güzel mesin, sohbet edelim. Antakya'da bir tanıdığımız sevdiğimiz gibi. Evet. Orada bir mekan falan çekme ama ne şey yapıp falan çekip 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 ç
kime şey sanmasın. Buyurun. Güzel oldu yani. Diğer şişman yemeğe pişman buyurun. Ya arkamda durma ama. Dibimde duruyor yürü. Şu tahtan biraz yürü. Kokulu İstanbul'da yürenecek alan bırak, bırakamadım. Dibimde duruyor. Buyurun size bağırıyorum. Ama sadece söylüyorum. Kaşa dolar bakalım ne kadar olmuş. Yeni çeyrek 2.50 yapmış. Sağ olun. Neyse bugün de doğru çok şükür. Kalabalıklaşmaya başladı bu arada. Kadıköy, yani Kadıköy'ün en sakin hali bu şu hali bakıyor. Kaşa. Anlatır. Kaşa dolar bakalım ne kadar olmuş. Arkadaşlar bu arada meşhur makarnacı sanırım. Bu makarnayı yan yapayım, orada kahve falan çeksin. Şurada bir yer sokak. Şurada bir yer. Anne ne haber? Günün nasıl geçti? Annem çok güzel geçti. Çok mutluyum. Çocuklarım yanında şükürler olsun Rabbime. Evet. Bugünümüzü gördük ya. Binlerce şükürler olsun. Geziyoruz. Eski günlerimi yavruluyorum. Evet. Hatıralarımı canlandırıyorum. Ama iki tane bir prensim var. Bir prensesim var. Bak prensesim. Prensesim. Çok mutluyum. Allah kimseye ya Rabbi ezadını sınamasın. Olanlara da sabırlı karşı diyorum. Aynen. Şurada da çiçekçi. İstemedim ama şu an çok güzel yani. Başka bugün belki. Ay düşüyordum ha. Boy. Ne? Gel yanıma bin abla. Ben öğretmenim. Su alacaklar da teşekkür ederim. Su alacaklar. Bakları şu sordum. Ezan yani. Biz bak sordu daha uygunsa bu daha uygunsa falan dedi. Ezan yani ama. İstanbul Fakiyesi falan farklı olur. Şu daha uygun olur. Arkadaşlar güneş kremi 675 lira. Çalışma tutu vardı 420 lira falan kanaldakiler bile anlatmıştı. Ben hemen ikisini 590'a hatta indirimli haliyle sonra bir indirim daha oldu. 501 liraya aldım. Hatta evde bile şu an geldi. Öyle. Yani biraz alışmak gerekiyor bir şeyler aldık yani. Öyle hep böyleydi yani biraz bakmak gerekiyor. Çünkü her yerde farklı olabiliyor. Şu an eskileri doğru gidiyoruz. Artık geç kaldık. 5.30 geçiyor şu an saat. Umarım bu arada sıkılmadan keyifli izliyorsunuzdur. Bu ne diyor ya demiyorsunuzdur. Ay cami çok güzel. Cami ne kadar güzel. Kadıköy cami mi orası? Ben yabancı olarak annem daha bilir. Madova var. Şişko danısı var herhalde. Benim giderim kişiyi. Evet, danıtı görünce sen geldin aklına o tarafa yönelik. Ay çok güzel ya. Dur bakalım. Eve mi gidip alacağız? Bir şey söyleyeceğim. Şişko'dan. Aa, Şişko'dan değil de burası meşhur bir yer. Dünyanın taraftaki. Yanlış bilmiyorsam. 100 kuram anne. Ama dondurmacı vardı burası. Ya da aynı yer mi? Bayağı da altı güzel. Çok güzel. Arkadaşlar dönüş vaktimiz gelmiş bulunmakta. Bakalım. Sonra dedik biraz. Ama şöyle bir. Aslında dedik. Başka bir zaman belki onun için deriz. Burada zincir falan vardı orada ama güzel görünüyordu ama yan taraftaki daha iyiydi. Annem olsa derdi ki hayatınızdaki tüm vapurları kaçırıyorsunuz. Bari bunu kaçırmasaydınız. Bir de annem olsa derdi annem yan tarafta da şu an görse. Öyle yani arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bu arada vapur geliyor daha şu an yani üşüyor, gitmiyor. Benim yanlış görmüş. Arkadaşlar sonunda yetiştik neyse ki o adaların şeymiş. Mesela sen adaların vapurun şimdicikler vapura bindik. Ay annenin ayağı böyle döndü. Bak bir şey yaptım. Ben bu arada makyajını bayağı gitmişim bir ya. Neyse olursa bayağı yorulduk ama ya. Kavşak yorulduk ama bayağı yorucu oldu. Arkadaşlar uçuyoruz da sen. 5 dakika olmadan hakkı ve yetiştik de vapurumuzu gidiyordu vapurumuzu. Arkadaşlar şimdilik şeyden kapıdan çıkmış olmamız kesinlikle şu anda. Gerçekten bayağı güzel ya of. Gerçekten. Arkadaşlar merhaba. Şimdi
Ay kapanış çekmemiştim. Bir kapanış çekmek istedim. Böyle yazıyla falan kalmak istemedim. Gerçekten günlerden beri uğraşıyorum bu videodan. Biraz gecikmeli oldu, kusura bakmayın ama umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sıkmamışsınızdır sizi. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir İstanbul Kadıköy videosu bitti. Şimdi önümüzdeki videolarda İstanbul'daki çektiğim videoları bitirmeye çalışacağım ama bana dua edin. Gerçekten şansa ihtiyacım var. Telefondaki bütün fotoğraflar, videolar neredeyse gitti. Bilgisayarlıkları duruyor ama inşallah şey yapabilirsem, bir sıkıntı çıkmazsa diğer videolarda İstanbul vlogları ve Ankara çektiğim videolar gelecek. Takipte kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum sizi. Umarım keyif almışsınızdır.